Sırada en çok satanlar bölümü var. Ama önce geç yaşta yazdığı iki kitapla listelerden hiç inmeyen Mina Urgan var. Bir Dinozorun Anıları ve yeni kitabı Bir Dinozorun Gezileri ile hakkında çok konuşulan, saldırılara da hedef olan Urgan bu konuda televizyonlara konuşmuyor ama okurlarıyla buluşuyor. Geçtiğimiz haftada Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'ndaydı. Herkesin tadabileceği ve yaşama savaşında insana güç veren küçük mutluluklar. Onun için bu ikinci kitabımı bu küçük mutluluklarla yazdım. Ve bunlar benim bütün bu düşüncelerim, davranışlarım hepsi öğretmenliğime bağlı. Bence. Yani herkes mesleği herkese etkiler. Ama öğretmenlik beni ayrıca güdümünü alan, tamamıyla inandığım bir meslektir. Ve bir yaşama biçimi. Kitaplarının bu kadar çok satılmasına şaşırıyor Mina Urgan. Başarısını da samimiyetine bağlıyor. Saldırılara ne cevap vereceği sorulduğunda da şöyle diyor. Vallahi ne söyleyeyim. Yani bunlar sol düşmanı. Solcu düşünce düşmanı. Lümpen diyorlar Yılmaz Güney için. Yılmaz Güney'in marifeti Adana'nın sokaklarından arabacı babadan çıkıp Yılmaz Güney olması. Yani adamın en olumlu yanını küçümsüyorlar. Katil olmuş. Ağır tahrik karşısında katil oldu, tamam. Ama Cevat Şakir babasını öldürdü. Ve Cevat Şakir melek gibi bir adamdı. Paradoks diyeceksiniz ama öyle çağırdı. Çok iyi tanıdığım, hısım olduğum bir insan. Ve büyük bir yazar olmasını bu engellemez. Bunlar solcu düşmanlığı. Mina Urgan saldırılara cevap vermeyi reddediyor. Ama kitabımın çok satması neredeyse bir ayıp oldu diyor. Sanki bir kabahat işlemişim gibi. Bakalım Mina Urgan en çok satanlar sıralamasında bu hafta kaçıncı? Birinci sırada Freya, Ayşe Kulin, biyografi, Remzi Kitabevi. İkinci sırada Bay Pipo, Soner Yalçın, Doğan Yurdakul, biyografi, Doğan Kitap. Üçüncü sırada Angela'nın Külleri 2, Umuda Doğru, Frank McCord, roman, Epsilon Yayın Evi. Dördüncü sırada Bir Dinozorun Gezileri, Mina Urgan, Anı, Yapı Kredi Yayınları. Ve beşinci sırada Annem ve Hayatın Anlamı, Erwin Yalom, Psikoloji, Kabalcı Yayın Evi. Yeni yazarlar ve kitaplarla buluşmaya, kitapça konuşmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın, kitaplarla kalın.